İnsanlar neden hasta oluyor? Neden B12 vitamin eksikliği sorunu yaşarız? Midenizin asidini sabote etme davranışından vazgeçmeniz gerekiyor. Yemekte çok su içen birisiyseniz bu problemi yaşayacak kişilerdensiniz demek oluyor. Merhabalar arkadaşlar, ben Doktor Eyüp. Sizlerle bugün B12 vitamin eksikliği ile ilgili bazı detaylar paylaşmak istiyorum. Buradaki amacım sizlere bir B12 vitamin eksikliği ile ilgili hikaye, öykü, kliniği paylaşmak değil de esas olarak sebebi ne? Yani ben bir aile hekimi uzmanı olarak buna odaklanmam gerektiğini hep söylerim. İnsanlar neden hasta oluyor? Neden B12 vitamin eksikliği sorunu yaşarız? Bunu bilirseniz ve buna çözümü üretmeyi başardıktan sonra artık beden havuzunuz yavaş yavaş B12'yi tutmayı, almayı öğrenir. Dolayısıyla B12 vitamin eksikliği dediğimiz hikayede bitmiş olmaz mı? Biter. Bir B12 vitamin eksikliğinin daha çok hayvansal kaynaklarda olduğu bilgisi yaygın olarak bilinir. Evet, daha yoğun bir şekilde sakatatlarda, daha yoğun bir şekilde hayvansal kaynaklarda, yumurtada bulunur. Ben bunun anlamını bitkisel kaynaklarda kesinlikle B12 vitamini yoktur cümlesini de soru işaretiyle bırakıyorum. Çünkü bitkisel kaynaklardan da omega 3 yağının kısmen de olsa var olduğunu biliyorum. Peki konumuz bu değil. Hayvansal kaynaklı mı, bitkisel kaynaklı mı değil. Konumuz nereden alırsanız alın. Biz bu B12 vitamin eksikliğini kana, hücreye transfer etmekle ilgili nerede sorun yaşıyoruz da? Bununla ilgili şunu paylaşmak istiyorum. Bir insanın B12 vitamininin yani sindirim sürecinde iki önemli aşaması olduğunu bilmelerini gerektiriyor. Birisi midenin gücüyle ilgili, ikincisi bağırsağın florası ile ilgili. Çünkü mide yapısı zayıf, asit gücü yetersiz kişilerin doğal olarak B12 vitaminini işlenir hale getirmeleri mümkün olmuyor. Dolayısıyla bir B12 vitamin kaynağı olan besini yediğiniz zaman midesi zayıf bir kişiyseniz, sürekli proton pompa inhibitörleri kullanan bir kişiyseniz veyahut da H2 blokerleri yani mide asidini düşüren ilaçlar kullanan bir kişiyseniz sizin çok et yemiş olmanız size çözüm olmayacak. Ya da yumurta yemeniz size çözüm üretmeyecek demektir. Yani midenizin asidini sabote etme davranışından vazgeçmeniz gerekiyor. Kişiler eğer mide ameliyatı olmuşsa hele hele ki bu konuyla ilgili çok sayıda soru geliyor. Mide ameliyatı olduktan sonra bariyatrik cerrahi sonrası bir hasta nasıl beslenirse yeniden kilo almaz. Bir hasta bariyatrik cerrahiden sonra hangi besinlerle ilgili sorunlar yaşar ve buna nasıl çözümler üretir? Bu soruların cevabını bu videoda da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu soru defalarca sorulan bir soru. Bununla ilgili bir videoda hazırlamayı planlamıştım. Konu ve gündem iç içe olduğu için bu iki konu iç içe olduğundan dolayı ve birbirini destekleyen bir altyapısı var. Bu yüzden buna da değineceğim. Birinde mide yok, öbüründe midenin gücü yok. Dolayısıyla iki noktada birleşiyoruz. Dolayısıyla B12 vitamini ile ilgili sorun yaşayan kişilerdenseniz aklınıza ilk gelmesi gereken şey B12 vitamin kaynağı olan besinlerden tüketmiyorsanız bir vejetaryansanız bu kişi kısmen belki sorun yaşayabilir. Ama bunu da hani bir B12 vitamin destek tabletiyle veyahut da bunların artık spreyleri de çıktı. Bununla telafi etmesi mümkün. Eğer iyi bir B12 kaynağı alan besinlerle beslendiğiniz halde bu sorunu yaşıyorsanız o zaman odaklanmanız gereken konu midenin gerçekten zafiyeti var mı? Bu sorunun cevabını bulunuz. Bu midenin zafiyetine sebebiyet veren temel hataları paylaşacağım. 1. Yemekte fazla miktarda su içmek. Eğer yemekte çok su içen birisiyseniz bu problemi yaşayacak kişilerdensiniz demek oluyor. Yani yemekten sonra o su içmiyorum da çay içiyorum diyenlerdenseniz çayın da fazlası B12 vitamininin önüne engel teşkil eder. Buradaki emilimiyle ilgili süreç değil.
yükseltgenmesiyle ilgili bir probleme dönüşüyor. Yani karıştırmayan birbirine. Hani çayın içindeki tanin demiri bağladığı için engelliyordu ya. Bu o değil. Bu midenin global olarak asiditesini aşağı çekiyor. Yani daha doğrusu aşağı çekti değil mi? Gücünü kırıyor. Yani pH'leri yukarı çıkıyor da pH'leri normalde midede 2,5'a kadar düşer. Ama bol su içen birinin mide pH'sı 3'lerde, 3,5'larda kalır ki bu da 1B12 vitamininin yükseltgenmesi için ihtiyaç olan asiditeye yetmez. Dolayısıyla bu ürünün yani B12 vitamininin güçlü bir mide ile muhatap olması şartı var. Bir diğer konu, evet artık mideniz güçlü. Midenizin gücünü kıracak hatalar da yapmıyorsunuz. Asit pompa inhibitörleri kullanmıyorsunuz. Çok su içmiyorsunuz. Bir de yemeklerinizde mesela etli yemeklerle birlikte biz hep çok miktarda salatanın tüketilmesini isteriz. Çok yüksek miktarda yani salatanın oranını aşırı abarttığımız zaman midenin pH'sı da artık salatanın pH'sına doğru kayacağını unutmayın. Bu yüzden B12 vitamin eksikliği yaşayan kişiler için söylüyorum bunu, herkes için değil. B12 vitamin eksikliği yaşayanlar salatayı mümkünse etli yemeklerin yanında yiyeceklerse de eti sindirimin ikinci saatinden sonra salatayı düşünmeleri gerekiyor. Yani o saatte kalkın salatayı yiyin demiyorum. Yemekten 2 saat sonra kalkıp salatayı yiyin demiyorum ama şunu söylüyorum. O kişilerin B12 vitamin kaynağını daha doğru almaları için daha dikkatli olmaları gerektiğinden dolayı o salata mümkün mertebe azaltılmalı. Çünkü bu da midenin pH'sını kısmen de olsa düşüren bir gıda olarak karşınıza çıkar. Hele hele etli yemeklerle birlikte yoğurdu, sütü yani süt ürünlerini tüketiyor olmak yine bizim için bir riske dönüştüğünü hatırlatayım size. Bu durumda gelelim bağırsaklara. Biliyorum ki yemeklerle etli yemeklerle birlikte salata tüketiminin azaltılmasının B12 vitaminin emilimini değiştirdiği bilgisi birçok arkadaşımın kafasını karıştıracak. Ama kafanız karışmasın, bunu hissediyorum. Kafanız karışmasın, sadece megaloblastik anemi tanılı kişiler için önerilen ayrıcalıklı bir bilgidir bu. Herkes için değil. Çünkü onların gerçekten de mideyle ilgili bir sorunu olma ihtimali yüksek. Bu yüzden bu kişilerin bu küçük ayrıntıya da dikkat etmeyin. Yoksa normal bir insan yemekle birlikte, etle birlikte salata yemiş olması onun sindirimini artırır, güçlendirir de. Yani etin sindiriminin tüm aşamalarını destekler. Çünkü et lifsiz bir besindir ve salatayla onu liflendiriyorsunuz. Ama burada amacımız B12 vitamin kaynağını daha güvenli. Çünkü orada bir problem var ve o problemi desteklemek için yapıyoruz. Normal günlük hayatımızda her zaman için etin yanında salata yenir. Her zaman yenir. Ama bir megaloblastik anemik probleminiz varsa bunu aşağı çekmeniz, yani yenmez değil, azaltmanız gerekiyor demekle bitiriyorum şimdi orayı. Diğer bir konu, B12 vitamininin bağırsak sisteminden emilimiyle ilgili süreçte yaşanan problemler. Bu da floranın bozukluğu ve oradaki intrinsik faktörün yetersizliği diyoruz ona. Buradaki problemler bizim B12 vitamini, yani mideniz çok güçlü olduğu halde bağırsak sisteminizdeki sorunlar ve özellikle SIBO gibi sağlık sorunu olan, ülseratif kolit gibi sağlık sorunu olan, Crohn gibi sağlık sorunu olan ve probiyotik yapısı bozulmuş, daha çok kandida lehine artmış, floranın dengesini sarsmış kişilerin B12 vitamin emilimlerinin yeterli ve dengeli olabilmesini bekleyemezsiniz arkadaşlar. Bunu nasıl planlayacağız, nasıl düzenleyeceğiz? Bununla ilgili kanaatimizi şöyle, yani kendi görüşlerimizi paylaşalım. Bir, mide asiditesini güçlendirmek zorundasınız. Güçlü bir mide asidi iyi bir bağırsak florası için elzemdir ya, gereklidir arkadaşlar. Yani eğer bir kişinin bağırsak florasını bozmuşsanız bilin ki büyük olasılıkla midenin bozuk yapısı, yani mide asidinin bozulmasından kaynaklanır. Çünkü asıl yöneticilerinden birisi midedir. Eğer bunu başardıysak daha sonra bağırsak sisteminde yapacağımız çok böyle majör bir şey prebiyotiktir. İyi bir prebiyotik kaynağına ulaşmak ve bağırsak florasının yeniden dengelenmesini sağlayana kadar burada sebat etmek gerekir. Yani bu 3 günde de olur diye düşünmeyin. Muhakkak şöyle aylar süren bir süreçtir. Unutmayın, bağırsak floranızın yıkılımı, bozulumu 3 günde olmuyor.
Hani tabii ki böyle bazı enfeksiyon hastalıklarında 3 günde de bozabilirsiniz ama genel olarak insanların yavaş seyirli beslenme hatalarının dokunuşlarıyla florayı bozuyoruz. Bu bozukluğu önlemek için bizim prebiyotik zengini gıdalarla yoğun bir şekilde beslenmemizi sağlamak ve probiyotik zengini besinlerle bunu dengelemek gerekiyor. Bu kabızlığı gidermekle başlıyor. Bu bağırsak gazlarını gidermekle başlıyor. Bu şişkinliği gidermekle başlıyor. Bu sağlık anlamında kişinin bağırsak florasının bütün olarak dengelendiğinde hedefi ve amacı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar burada B12 vitamin eksikliğinin emilim sürecinde de probiyotiklerin varlığı ve bağırsak geçirgenliği ile ilgili sorunların çözülmesini gerektiren bir durumdur. Şimdi B12 vitaminini desteğini daha çok parenteral yoldan neden verdiğimizi anlamışsınızdır artık. Çünkü B12 vitaminlerinin birçoğu ya parenteraldır ya da dil altı spreyler şeklinde kullanılıyor. Çünkü artık mideden ve bağırsaktan umudumuzu kesmiş olduğumuzdan dolayı tedavi modellerimizi bu yönde kullanıyoruz. Ama sizlerle paylaştığım şu videoda ve daha evvel de paylaştığım videolarla özellikle bağırsak florasının prebiyotiğin ne olduğunu ve midenin gücünü nasıl artıracağınız bilgisini iyice zihninizde oturtursanız bence bu konuyu kolaylıkla çözeceksiniz ve ne parenteral yani ne iğneyle ne de dil altıyla değil direkt yediklerinizden bunu almayı başaracaksınız diye düşünüyorum. Burada midenin gücünü artırmakla ilgili bir şeyler paylaşmak gerektiğini hissediyorum. Birisi yemekten önce çok az miktarda bir tutamcık bir tuz, kaya tozu azıcık veyahut da çok az bir turşu, biz turşunun miktarını hep az tutun diye hatırlatıyoruz. Üçüncüsü içtiğiniz suya bir miktar, bir yemek kaşığı kadar sirke, bu fermente sirke. Bunu kullandığınız zaman yemeklerinizde sindirim sisteminizin hazırlanması, asit salgılaması ve yiyeceğiniz her türlü besini güçlü bir şekilde içinde ne var ne yok faydalanabilmeniz için onu öğütür hale gelir. Bu midenin gücü için önemli. Midenin gücünü kıran şeyleri de anlatmıştım. Daha çok su içmek, daha fazla aşırı salata yemek midenin asidik gücünü azaltır diyorum. Kıymetli arkadaşlar, videomun umarım ki kafanızda sorular oluşturmadan ikna edici olarak tamamlanmış olduğunu umuyorum. Ama sorularınız olursa da bu sorulara göre videolarımızı şekillendirir. Yeniden sorularınızı cevaplayan videolar hazırlarız arkadaşlar. Beğendiyseniz, faydalı bulduysanız ve faydalı olacağını inanıyorsanız bu kanalın arkadaşlarınız tarafından bilinmesi için paylaşınız ve abone olunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Genç kalmanın formülü sır olmaktan çıkıyor. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz'ın ezberleri bozacak, hızlı yaşlandıran 18 hata kitabı çıktı. Genç bir vücut için su tüketiminin püf noktaları, alınması gereken besinler ve faydaları, sağlıklı kalmak adına yapılmış doğru bilinen yanlışlar. Tıbbi beslenme uzmanı Doktor Eyüp Yılmaz sizler için hazırladı. Hızlı yaşlandıran 18 hata. Tüm kitap evleri ve online satış mağazalarında.